Sevgili arkadaşlar, o tarz bir D&D yayınına hoş geldiniz. Arkadaşlar ne yapıyoruz derseniz jelibon yiyoruz. Bir şey değişmedi. Kimler var derseniz bugün masamızda Can Bonomo, Can Temiz ve İsmail Türküsev bizlerle. Bakalım bu podcast'in ilerleyen bölümlerinde daha da neler göreceğiz. Bir bakıyorsunuz karşınızda şeytani diyeceğim ama çünkü zaten cehennemdeyiz. Hani anladınız mı? Zaten ne olacak? Hani şeytani bir varlığın karşısında buluyorsunuz. Sizin içinde bulunduğunuz bu cam küpleri gidip tuhaf yine şeytani görünümlü bir makineye bağlıyor. Şeytani lafından çok ekmek yerim ben burada söyleyeyim. Güzel. Etrafında böyle iki tane daha küçük şeytani, üstünde beyaz gömlekler olan belli ki bilim şeytanı bunlar. Bunlar böyle civit 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 diye bir takım ayarlamalar yapıp bir şeyler çözmeye çalışıyorlar. Şeytan olmuş artık hepsi. Evet. Tatlılar kaçmış. Arkasından da bir yandan bir küçük koro var. Onlar da böyle küçük koro şeytancıklar. Böyle anlamı ivicik ivicik diye bağıranlar. Onlar da Latince bir şeyler telaffuz ederken şu sesi duyuyorsunuz ruhlarınızda. Beni dinleyin zavallı çamur parçaları. Yüce Efendiniz Beharit size hiçbir iblise sunulmayan bir fırsat sunuyor. Siz zavallı varlıkları, varlıkların en basit, en küçük, en çelimsiz, en kalitesiz, affedersiniz en boktanı olan 3 aptal insanın vücudu içerisinde maddi aleme geri gönderiyoruz. O alemin düzenini bozacaksınız. Cehennem orduları için yol açacaksınız. Cehennem topraklarına toprak katacak ve elbette bizlere varlıkların ruhlarını sunacaksınız. Şayet Yüce Efendiniz Beherit'e hizmet ederseniz sizi çamurdan çekip size biçim verebilir. Yok beceremezseniz o zaman vay halinize. Sopanın ters başını tuttunuz demektir. Ben bayıldım affedersiniz diye küfreden şeytana. Gerizekalı yapıyorum. Düz başı olsa gene iyiydi. Hiç iyi değilim ya. Yapış yapış. Oradan ok girmiş bu bedene. Oramdan, oku çıkartıyorum benim hem, şu anda. O hemen hem oradan girmiş. Bir de bu aşağıya da bıçak sokmuşlar. Senin ayranın dökülmüş biraz. Evet, ayranın da dökülmüş. Hazineyi bir kenara bırak. Herifleri kim öldürdüyse o burada hala olabilir yani. Ve hayır yüzden... işte belli ki biz bu ölenlerle beraber ölmüşüz. Ölenle tamam. Ölünüyor. Ölenle abi geçmişe mazi. Investigation'ı kaç? 5 mi? Investigation'ın benim dur. Artı 4. Ha 4? Hayır. 4 ha 4 evet. 4 az abi. 10. 10, 14. Abi sen 14'te şöyle bakıyorsun burada belli ki bir kavga yaşanmış. Yani burada vahşi bir hayvan da var. Aa. Yaratık gerçekten. Gibi bir şey. Yaratık gibi bir şey. Aynen. Cin gibisin. Şey. O sensin daha çok. Evet. Varlık olarak. Evet. Pek varlık gösteremedim şu ana kadar ama. Evet. Varlığın. Sen zar mı atsan acaba direkt gitmek için? Alkolü bırakmak için çok yanlış bir seçim. Ahirete mi? Hayır biz dört kişiyiz. Ahiret mi? Biz öbür tarafa gidince bizi sorarlar sen de. Sen arkadaşlarını kurtarmak için ne yaptın? Ne yaptın? Sen oğlum, de ahiret abi. Sorusu soruyorsun ama sürekli. Evet. Ben din adamı benim aranızdaki. Evet sen yok. Bir bak bakalım ona. Yani Fatiha biliyor. Okay. Sen üç kulüp Allah'a okusana bir. Bir şey diyeceğim. Onu bilmiyorum Fatiha'yı bir biliyorum. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Light Pierce'u yaptığında bir şey bir objenin üstüne yapıyorsun ve objenin üstüne kalıyor. Ama sonra o objeyi uzağa atabilirsin mesela. Okey bir tane torçu alıp üzerine... Çok mantıklı gerçekten. Çok hiç mantıklı değil. Hiç mantıklı değil. Karanlık taraftan ses geliyor. Yardım edin. Ulan, hadi buyur. Ya. Kadın yani... mı bu? Kadın sesi ne biçim ses be bu? Kadın sesi mi bu? I don't assume their gender ama hafif feminen bir ses yani. Ya şu taraftan hafif feminen bir ses geliyor. Evet hafif feminen gerçekten. Mage Armor bana kaç armor veriyor? Dexterity'in kaç senin? 2. Dexterity'in kaç senin? 2. Tamam. 13'te şeyden gelecek. Toplam 15 zırha çıkacaksın. 15 zırha çıkacağım. Ha şu an armor'ım 12 zaten. Evet. 15'e çıkacak işte. Artı 3 için mi yapıyorum ben bu büyüyü? Yapma abi. Evet. Tamam gidiyoruz. Ben mage armor falan yapmadım ha. Tamam abi ya. Bir sil atarım bir daha şey iyi. Mi? Bir şey değil mi? Sen en doğrusunu yaptın. Tamam. Hadi. Hadi ben yürüyorum. Yürüyoruz. Şu an podcast'imizi dinleyip de oyunu oynayanlar varsa saçlarını falan yollar birazcık ama okey. Evet oyuz. Evet, aynen oyuz. Evet, buraya cam kasete geldik. Hayır, hayır şöyle şeyler olmadı. Manolya tatlısı gibi geldik. 16 lirayız. Afrika'da muzun içinde geldik. Evet. Ben basıyorum tekmeyi fırlatıyorum kadını. Ya salak salak işlerle uğraşmayın. Niye yapıyorsun? Abi niye uğraşıyoruz el alemin kadınıyla? Ya. Çıkmamız lazım şuradan. Ya işimize gücümüze bakacağız. Bakiredir kurban ederiz belki dur.
Sen nereden geldin buraya? Sizle beraber geldim. Belki buralarda bir şeyler keşfedersiniz. Geride bir şeyler bırakırsınız da ben de köyüme götürürüm. Yaşlı babama ekmek alırım diye geldim. Şu bu kafa açıyor lan. Yaşlı babana abi çok fena bak. Bu gidelim lan gidelim. Ben bunu vuruyorum. Bunu ne yapalım? Ya çektim hançeri ben kestim boğazını. Yazık açısa sormayalım. Allah Allah. Hadi bunlarla uğraşırız, bunlarla uğraşırız. Tamam biz ruh muh da toplayacaktık zaten bu. Neydi efendimizin adı? Böyle böyle olmuyor ama. Biraz şeytani. Baba ruhu gönderdik sana. O gelmiyor böyle gelmiyor. Böyle gelmiyor. Allah temas. Öldürdünüz mü kızı? Temassızlık var. Öldürdük mü kızı? Saçmalama abi. Bilgi alırız bir şey olur belki. Kızı öldürdünüz mü? Öldürdüm. Tamam. Öldürürken böyle warlocksun ya bir takım fantastik şeyler söyleyip yüce efendine kurban ettin mi ruhu? Yok ayı gibi öldürdüm. Aa öyle oğlum öyle oluyor. Öpüyor muyduk? Ben mi söyleyeceğim bunları? Hiç fantastik film izlemediniz mi siz? Ya fantastik film sanki mi film de... mi bu? Şimdi... Zebil ettin bu kadını. Survival. Sen bunu öldürüyorsun. Öldürünce arkadaşların işte bir diyor ne yaptın falan. Sen diyorsun ki işte gönderdik yüce beherit falan diye gönderiyorsun. Hiç tapmıyorsunuz. Sonra öyle bir hakikaten bir ruh çıkıyormuş gibi oluyor bedenden. Öyle duman oluyor dağılıyor. E gitti. Siz koşturmaya başlayınca bu da fark ediyor sizi. Dönüyor böyle bir anda size. Diye peşinizden çakır 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 böyle o üstündeki kemikler bir anda sanki küçük parmak varmış gibi taşlarda çala çala evet. Peşinizden gelmeye başlıyor. Sonra bir noktada Gülrot'un cesedini buluyor. Siz hı-hı. Yanından koşarak geçtikten sonra. Gülrot'un cesedine böyle o üstündeki tırnak kemik tuhaf şeyleri saplayıp onu böyle parçalara ayırıyor böyle. Kanıyan böyle yıkanıyor. Siz de o sırada anneciğim diye bağırarak koşturarak. Öyle dememiş. Gülrot'u parçaladılar. Anneciğim. Bizim abiler. Abiler. Abiler beni bıraktınız çıktınız. Kimsin? Bugün kimsin? Karanlığın içinden koşturarak Gülrot çıkıyor geliyor. Gülrot mu? Gülrot mu? Evet. Aa Gülrot. Ne? Üst başkan hep geliyor. Buna kanmayın. Bu şerefsize kanmayın. Bu Gülrot değil. Abi kim benim. Bu Gülrot değilsin sen. Kaybettim sizi. Ya nere sen bizim Gülrot seni ama o bir tane şey zümküfür yılanı parçaladı dedi. Kim? Zümküfür yılanı. Zümküfür yılanı. Yılanı. Güzel. Zümküfür yılanı oğlum seni soktu her yerine. Şeyini, senin içine girdi içinden seni dışarı doğru parçaladı. Hayır biz o adada adamlarla kapışırken siz bir ara arkada kaldınız. Bir tane büyük kollu bir yaratık geldi. Kanıtla lan Gülrot sen. Ne? Kanıtla Gülrot sen. Abi işte Gülrot'um nasıl kanıtlayayım? Abi derdolar saldırdı ya bize. Derdolar. Derdolar. Derdo kim? Canısılardan sonra mı saldırdılar? Derdolar kim? Canısıları bilmiyorum da işte buranın barbar halkı derdolar. Wolfi kayı tutun lan şunu. Hayır onu bir ha okey işte zorla yapabilirsin ha. Okay. Mesela. Tut 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 tut. Tutuyorum ben. Ne oluyor ya bırakın. Olma sakin ol. Bırakın lan. Eşeceğim hala ben boynunu seviyorum gülüm. Canım kardeşim. Senin iyiliğin için yapıyoruz. Bırakın lan ne oluyor? Neden sen Afrikalı bir? Aynen. Ya işte kafana göre. Şeyden. Güldürdüm. Sen yapıyorsun sen de narin narin ya. Ya düştü hayalim. Çok kötü her şey. Ne olacak şimdi? Hayalim. Ama bir yandan da... Bu arada cebimden biraz zerdeçal çıkardım. Onu böyle bir ellerimin avuçlarımın arasında eziyorum. Üstüne bir de aya benzer yüreğim diye büyümü okudum ve kendime bir mage armor yaptım. Hani siz böyle bir duruyorsunuz buradan mı gideceğiz falan diye. Çocuk şey diyor yok abi burası kazıncıklar diyor. Kazıncıklara değil tavşanlığa gideceğiz biz diyor. Kazıncıklarda ne var ya? Kazıncıklar abi işte konuşmuştuk ya böyle daha arkeologdur, bilim insanıdır, büyücüler falan onların kaldığı böyle Amoros Perros'a yakın bir yerler peki, yani. Peki bu isimleri kim koyuyor Gülrot? Buranın halkı koyuyor abi. Kazıncıklar burası obvious ya mı? Evet. Akşam oldu zaten oğlum yatın uyuyun. E tamam hadi öyle. Yattık biz. Dur önce Yusuf'a gidip ancak uzun anahtarlarını almanız lazım. Aa Yusuf Bey. Muhabbeti kimin güzeldi? Benim muhabbetim iyi. Tamam. O... Müdürüm ne haber? Nasılsın? Ha, daha demin muhabbetim iyi dedin ya. O sizle birlikte bir yola çıkan bir çocuk vardı. Gülrot. Gülrot. Değil ya. Bizim burada çalışan kızlardan bir tanesi. As. Ay şey diyorsun ya sen. biz onun cebinden aldık bedeninden. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Karıştırıyorsun. Ne diyorsun? Çok feci karıştırıyorsun şu an başka bir şeyle. Yusuf abi Reyhan'ı kastediyor. Sen kim? Tamamen bambaşka bir insanı bahsediyorsun. Tamam tamam. Ne olmuş evet. Bedenini anlamadım. Ya o başka yo. Birisini anlatıyor yo, abi. Şey, Reyhan sizin bedene kim giriyor diye sordun mu? Evet. Ya Reyhan
Abi çıkmadı ya topraktan. Reyhan dönmedi ya. Onu Derdolar bir sıkıntı çıkarttı galiba orada. Ne diyorsun? Derdolar evet. Bastı. Abi sorma. Onun için konuşamadık seninle de. Olaylar çok ters gitti ya. Çok evet. Kötü gitti. Biz canımızı zor kurtardık Yusuf evet. Bey. Derdolar orada vallahi kim var kim yok öldürdü. Vallahi. O zaman Reyhan'ın bedenini yarın bir getirin de biz onu diriltelim ya. Efendim? Ölem Derdo ölem. Siz kimsiniz Yusuf Bey ya? Köfteci değil misiniz siz? Allah Allah. Yok yani ben diriltmem de dirilten birisi bulunur. Hakikaten bedeni alınacak bir mekan sunmadı biz orası yani. Evet. Bir yılanlar var. Kemikli. Aç yılanlar var. Açta tıkır tıkır gitti. Ben mesela normalde yılandan korkmam. Yalandan korktuğum kadar ama bu yılandan korktum. Ne yalan söyleyeyim. Ben de gerçekten korktum.